Tutku Cuma'nın ara sokaklarında çok güzel bir kafede son dönemlerde Türk sinemasında adından sıkça söz edilen bir isimle Hare Sürer'le sohbet edeceğiz. Hare merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, ne güzel seni görmek. Aynen. Hare aslında sen karşı taraflısın, yani Anadolu tarafından İstanbul'un. Evet. Bildiğim kadarıyla Göztepe'de evet, doğdun. Aynen. Ama son zamanlarda Beyoğlu'na karşı bir ilgin söz konusu ve bu bölgede oturmaya başladın. Bu değişimin sebebi neden? Çünkü bunu şu yüzden soruyorum, sen bende Anadolu ruhu var diyen bir isimsin. Evet, yani tabii Anadolu ruhu ne, o belki komik bir şey hani öyle ifade etmek ama 30 yaşındayım ve Göztepe'de doğdum, Göztepe'de büyüdüm. Hatta aynı apartmanda yaşadık çok uzun sene ve hala orada yaşıyoruz. Sonra tabii ailemden ayrıldıktan sonra da nerede yaşayacağımı düşündüğümde Göztepe, yani Anadolu yakası çok korunaklı, daha muntazam ve sakin bir yer. Ama Avrupa yakası daha yaşanmışlığı olan ve bir şekilde şehre adapte olmanın daha güç olduğu bir yer. Ben de bunu çok deneyimlemediğim için buraya geldim. Tabii trafik ve hani işle ilgili şeyler de söz konusu. O yüzden artık buradayım, Beyoğlu'nda oturuyorum. Çok güzel. Peki son dönemlerde özellikle ünlü yönetmenlerle filmlerin olduğu dizilerde oynuyorsun. Hı-hı. Burası senin için bir beslenme sahası mı aynı zamanda? Burada çok fazla kültürden, tabii ki Anadolu yakasında da var ama mimari yapılar mesela bir arada olabiliyor. Sanatsal faaliyetlere daha çok zaman ayırmanız mümkün çünkü onlara daha yakınsınız. Yani özellikle bizim işimizi de yapıyorsak biraz bazı şeyleri kolaylaştırdı, doğru. Çünkü Anadolu yakası daha bir homojen baktığında. Evet, yani muntazam derken onu kastetmiştim, evet. Yani şimdi de orası da çok hızlı değişiyor aslında. Ama daha steril, evet. Huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için koşullar daha uygun ama burada kültür, sanat faaliyetleri için daha çok şansımız var. Peki İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi? Ya da yerleri sorayım genel olarak. Evet. İlk deyince benim için Haydarpaşa aslında. Çok ilginç. Haydarpaşa'yı çok seviyorum. Benim için belki özel anlamı var, o da olabilir. Babam çok sık oraya giderdi. Yani ben küçüklüğümden beri hep biz oradayız. Haftanın birkaç gecesi orada, içinde bir restoran vardır tarihi. Hem çok önemli bir yapı hem de yani mekanlar sadece binalar, hani bina özellikleri yok yani onların bina olmaları dışında orada yaşanan şeyler itibariyle dediğiniz gibi başka şeyler ifade ediyorlar. Artık mekanların da ruhu oluyor belki. Onları ne kadar koruyabilirsek iyi olur. Ben seninle kesinlikle hemfikirim. İnşallah gene bu güzellikleri daim olur ve evet. O yaşanmışlıklara da bir şekilde sahip çıkılır.